Evet arkadaşlar, biz aktüörler olarak, yani sizin deyiminizle aktüörler olarak, siz CHP seçmenine küçük kısacık bir sorum olacak. Bu sorumu cevaplayacağınıza eminim. Bakalım nasıl cevaplayacaksınız. Şimdi sorum şu: siz gayri yasal veyahut da kendisini şişiren, kofteden belediye başkanı, yani CHP'nin belediye başkanlarının neden hep arkasından duruyorsunuz? Neden onlar hep destek tweetleri, sosyal paylaşımlarda bulunup hep arkanızdayız başkanım diye hep destek mesajları atıyorsunuz? Örnek vereyim, mesela Adana'nın belediye başkanı Zeyden Karalar. Burada bir Sahra Hastanesi'ni göremediğimiz gibi gösteremiyoruz. Çünkü ortada prefabrik bir alandan başka herhangi bir şey bulunmuyor ki burası da yaklaşık 16-17 yıl önce yapılmıştı. Bu ismi siz duyar mıydınız, bilir miydiniz, tanır mıydınız? Böyle bir aday var mıydı orada? Şimdi bu isim, Sahra Hastaneleri üreteceğiz, 2 günde, 3 günde 1000 yataklı diyerekten bir paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da sazan gibi hiç araştırmadan atlayınca öyle derme çatma bir spor salonunu, öyle 3-5 tane soyunma kabinleri, perdeler falan, bir iki tane de yatağı bir araya getirerek ben Sahra Hastanesi açtım diyerekten kendisini şişirdi, reklam etmeye çalıştı. Şu anda bir tane bile yatak bulunmuyor. Belediyenin tıbbi cihaz ya da ilaç stoğu da bulunmuyor. Zaten olmaması da gerekiyor ve Tabii Kemal Kılıçdaroğlu da yuttu bunu. Baktı ki daha sonra hastane öyle kolay değilmiş. 3-5 tane barakadan, tahtadan, hani el arabasıyla öyle yapılacak bir işler değilmiş. Bunu anladı ve bir an önce hemen o hastaneyi kapattı. Artık o hastane tarihe karıştı gitti. Herkes İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, her yerden destek tweetleri, sosyal paylaşımlar. Canım başkanım, arkandayız, yedirmeyiz seni, seni destekliyoruz, sonuna kadar yanındayız. İkincisi, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Siz de biliyorsunuz ki ne? 25 milyon TL'lik rüşvet skandalıyla anılmaya başlandı ve Sinan Aygün CHP'nin eski milletvekili, tamamen CHP'li, yani hiçbir AKP'li yok arada. İkisi de CHP'li olduğuna göre burada bir provokatif eylem yok. Hep provoka oldu, hep böyle iftira atıldı, hep böyle satılmış elemanlar diyorsunuz ya. İkisi de CHP'li. Ondan sonra ne yaptı bu olay ortaya çıktıktan sonra? Koştura koştura Halk TV'ye, Fox TV'ye, hemen televizyon programına çıkıyorlar. Hemen şuraya yanına bir tane Türk bayrağı, şuraya arkasına da bir tane Atatürk'ü çaktın mıydı? Şuradan alırsak daha iyi olur. Benimle görüşmek istiyor. Bu konuda ben görüşmek. Bir dakika. Ben şöyle sorayım size. Evet, buyurun. Şimdi ben dün Sinan Aygün telefonla aradım. Hı-hı. Notlarımı da aldım. Arabadaydım o sırada. Böyle notlar, hay notlar, hay notlar. Duruma hakim olduğumu zannettim. Sonra evet, dersimize çalıştım. Ama ben her şeyi sizden de duymak. Türk bayrağı, tamam, güvenilir o adama. Sonuna, bu adam yalan söylemez. Bütün kapıları, anahtarları bu adama teslim eden, her kapıyı açar bu adam. Atatürk burada mı? Burada da Türk bayrağı var mı? Belediyesi bünyesinde yeni seçilen belediye meclis üyelerinin hepsi hangi partiden olursa olsun geçtiğimiz 7,5-8 ay içerisinde hiçbir rant ve imar işini geçirmediler. Zaten hep bütün Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın, bütün CHP'li konuşmacıları bakın, hep böyle geçerler bir tane şeyin önüne, Atatürk podresinin altına, böyle, ya da heykelinin hemen burada şey yaparlar, röportaj yaparlar. Hep böyle Atatürk heykeli, hep, yani çakma. Atatürk heykeli yoksa ha, o gün röportaj olmaz. O röportaj sayılmaz. Hep böyle Atatürk olacak burada. Yani kullanıyorlar ya, neyse. Geçelim bir başkasına. Tunç Soyer. Tunç Soyer. Ya hangi dine mensup olduğu değil, HDP'nin adayı. Ciao Belle Ciao Belle şarkısını parti seçim mitinglerinde kullanmıştı. Daha sonra da il başkanının yardımcısı Banu diye bir kadın çıktı. O Ciao Belle şarkısıyla caminin mikrofonlarına sızarak bütün İzmir'e Ciao. Şarkısı dinledi. Ne bir açıklama, ne bir kınama, ne bir şey. İnsanlar hem bu Ankara'daki Sinan, hem Ankara'daki bu Melih Mansur Yavaş için, hem Tunç Soyer için, hep
Hep başkanım seni yedirmeyiz, senin arkandayız, seni destekliyoruz, hep seninleyiz falan filan der gibi. Yani açıklamalar yapıyorlar ki ne? Öyle destek tweetleri atıyorlar ki ne? Yani İzmir'de mi oturuyorsun? Hayır. Ankara'da mı oturuyorsun? Hayır. Adana'da mı oturuyorsun? Hayır. Ya öyle destekli hayatında gördün mü? Hayır. Oy mu attın? CHP'ye bitti. İstanbul'da mesela Ekrem İmamoğlu. Neden memnunuz? Yani bizim istediğimiz kişi, fikirlerimize saygı duyan kişi. Bizden birisi yani. Bizim gibi düşünüyor. Ayrım yapmıyor. Ne yapsın ki? Merak ettiğim için soruyorum ama. Ona göre söyleyeceğim çünkü. Ne yaptı? Oğlum daha işte yapıyor bir şeyler. Yapacak. Bekliyoruz. Ya Nişantaşı'nda 400 metrelik bak 400 metrelik bir asfalt yapımı var. 2 aydır bitiremedi. 2 aydır yapamadı 400 metreyi. Ya videoları var. Adam resmen odunları, kalasları koymuş oraya. Tarihten kalma gibi Maloz Çakmaktaş'ın hani o hani Viret Çakmaktaş eski tarihten kalmış ya 2 ayda bitirememiş. 2 ay daha devam edecek o inşaat. 2 ay daha. Nişantaşı'ndaki oturanlar isyan etmeye başladılar. 400 metreyi bitiremedi. Adam ya Başakşehir Hastanesi yaptı. Dev proje, büyük, ultra lüks, resmen Dubai'deki o 7 yıldız oteller gibi yan yollarını yapmadı. Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmayan Ekrem İmamoğlu'na edebiyat yapma, iş yap diye seslendi. Bahanesi yokmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Belli ki bunu çok köpürtecekler. Çünkü bina muazzam hakikaten. İnşaat olarak bir harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da bir de yolu yapılmayacaktır diye de açıklama yaptı. Böyle bir acemilik, böyle bir iş bilmezlik, böyle bir çapsızlık ama İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın onu. Hem de nasıl biliyor musun? Bütün gücünü seferber edip. Adam tören atmama merasimi yapıyor ya. Tören atmama merasimi. Yapraklar beni alkışlıyordu. Adam kafayı yemiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç yok dedi. Başkan Ekrem İmamoğlu silahtarağı ileri biyolojik araştırma tesisi projesini iptal ederek temel atmama programı düzenledi. 2,5 milyon kişi dahi bir nüfus artışı olsa bu tesise ihtiyaç yok. Çünkü var olan iki biyolojik arıtma tesisi yeterli. Birileri bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan İleri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için şu gaflete bakın. Temel atmama töreni yapıyor. Gitmiş Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine tekme atıyor. Videosu var ortaya çıktı. Tekme atıyor adam ya. Fatih Sultan Mehmet'in türbesine tekme atıyor adam. Resmen ortada eli arkasında kıçında geziyor ya. Resmen adam yani İstanbul'u senden geri aldım der gibi kasıla kasıla HDP'nin oylarıyla geldi. Yine İyi Parti'de aynı konsolidasyon söz konusu. Yani oran oldukça yüksek. Orada da öyle bir sahiplenme. İnanın bununla yarışan bir HDP'li desteği de yaşıyorum. Ve bunu sahada da yaşıyorum. Yani sadece veri oranıyla konuşmuyorum. İşçi Belediyesi'nde ve Büyükşehir'de AKP ve MHP kaybetsin. Siz biliyorsunuz ne yapacağınızı. Biz buralarda demokratik güç birlikleriyle birlikte hareket ediyoruz. Çünkü halkımız bizden bunu talep etti. Halkımız bize dedi ki AKP kaybetsin. Ne gerekiyorsa yaparız dedi. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüz. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecek. Burada olmamızın tek sebebi size
güç olmak ama daha ötesinde biz fark etmiyor, aynı yerde görüyoruz kendimizi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin ve Diyarbakır'da teröre destek verdikleri gerekçesiyle görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarını ziyaret etti. Ben şuradaki atmosferi de bir kaynaşma olarak görüyorum. Bu bir siyasi kaynaşma değil. Bu adama nasıl böyle destek oluyorsunuz? Nasıl bu adamı yanında duruyorsunuz? Bu adamı yani sizi yedirmeyiz diyorsunuz. Yani zaten yemeyiz onlar. Nereye yiyoruz? Bunlar hepsi mındar ya. Valla bunlar yenmez ki. Bunlar mındar. Bunlar abdestsiz. Bunlar abdestsiz. Yenmez bunlar. Sizin olsun. İstemiyoruz bunları. Hepsi sizin olsun. Ama benim burada merak ettiğim, benim size sormak istediğim sorum, neden böyle hep ya, gayri yasal, hep böyle skandallara karışmış, böyle adı böyle alevere dalevere ile hani gazeteye, televizyonlara yansımış başkanları hep destekliyorsunuz. Niye Eskişehir'de de var, Artvin'de de var, Giresun'da da var, Bolu'da da var. Yani bu Sakarya'da kaç tane, Kırşehir'de var bir tane. O da 40 senedir, 40 o da yeni çıktı. 40 senedir adam Kırşehir'i alamadılar. 40 sene sonra aldı. Yazık garibim, hemen ala almaz Kırşehir sanki böyle bir tören yapar gibi, yani bir kutlama yapar gibi hemen oturan kahve içen Atatürk heykeli yapmış. 40 senedir yani. 40 senedir aldı ilk defa Kırşehir'i, ala almaz oturan kahve içen Atatürk heykeli yapmış hemen. Yedirmeyiz bunları. Yemeyiz zaten. Abdestsiz adamlar ya. Adam abdestsiz, bir icraatları yok yani. Yani geli gelmez hemen. Adamların hep alavere davere gayri yasal işler var. Ya siz de demiyorsunuz ki ne? Bu adamların hani peşinden gidiyoruz. Bu adamı bir araştıralım edelim. Süleyman Soylu'nun var mı bir hatası? Var mı bir eksiği kusuru? Binali Yıldırım'ın var mı bir kusuru? Bir hani bir skandal, bir olayı var mı Mevlüt Çavuşoğlu'nun? Var mı Recep Tayyip Erdoğan'ın? Bulabiliyor musunuz? Bayraktar'ın var mı? Uyduruyorsunuz bu damattır, damattır, damattır. Ya bazı hani soytarı, hani kendi devletin gücünü kendi gücü sanan milletvekilleri de çıkar, belediye başkanları da çıkar. Bunlar ortaya çıktıktan sonra hemen onlar yani atılır. Beceriksiz, başarısızlıklar, hani devletin gücünü kendi gücü sananlar, bunlar atılır. Nasıl o Ulaştırma Bakanı'nı hemen Recep Tayyip Erdoğan hemen görevden alıp değiştirdiyse, bir başarısızlık gördüğü zaman, anladığı zaman, sezdiği zaman alıyor kardeşim. Niye CHP'de böyle bir şey olmuyor? Canan Kaftancı